Liderle başlayalım. Puan tablosundaki sıralamalarla bu istatistiklerin paralelliği dikkat çekici. Trabzonspor en çok gol atan, en az gol yiyen takımken, Yeni Malatyaspor en az gol atan takım ve en çok gol yiyen ikinci takım. Yeni Malatyaspor topla oynamada da lig sonuncusu. Şut istatistiklerinde ve isabetli pas ortalamasında sondan ikinci, rakip ceza sahasında topla buluşmada sondan üçüncü. Trabzon şut, isabetli şut ve rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamaları lig liderinden beklenecek ortalamaların altında. Topla çok oynayan takımların daha düşük, az oynayan takımların daha yüksek ortalamalara sahip olduğu savunma aksiyonlarından. Özellikle top kapmada Yeni Malatyaspor'un sonuncu olması bir savunma sıkıntısına işaret ediyor olabilir. Sarı siyahlıların hiçbir savunma kalemi iyi değil. Trabzonspor ligin en az faul yapan takımı. Toplu olan ilişkileri anlatan bu istatistiklerin hepsinde Trabzonspor'un ilk üçte olduğunu görüyoruz. Deste hücumda ikinci, direkt hücumda üçüncü olmaları ilginçliğini koruyor. Yeni Malatya Sporsa önünde en az 10 pas olan bitirilmiş hücum ortalamasında sondan ikinci. Yeni Malatyaspor bunu maçlarında ortalama bir kez bile yapamıyor. Trabzonspor'un penaltısız xG'de 5. olması yine lig liderinden beklenmeyecek bir şeyken aslında göz sesinin de karşılığını veriyor. Trabzonspor maçlarında bordo mavillerin çok yoğun bir şekilde ön alana yerleştiğini, rakip kaleyi uzun süreli ablukalara aldığını, bol bol şut çektiğini ve bu şutlarla xG biriktirdiğini görmüyoruz. Bu sayılar da bunların yansıması. Yaklaşık 27 penaltısız XG'den buldukları 30 gol, beklentinin 3 gol üstünde oldukları anlamına geliyor ki bu fark ligdeki en büyük dördüncü fark. Yeni Malatya ise maçlarında rakip kalede 1 gol edecek kadar gol beklentisi üretemiyor. Atabildiği de 0,8 civarı olunca toplamda eksi 2,44'lük farkla rakip kale önündeki performansıyla ligin orta sıralarında kendi yer buluyor. Sezona devam maçında ilk hafta karşılaşmak isteyeceğiniz bir rakip gibi gözüküyor Yeni Malatyaspor. Ancak tabii ki artık ligin buradan sonrasında düşme potasındaki takımların da direncinin giderek artmasını bekleyebiliriz. Antalya Sporu 2-0 yenerek ligin ilk yarısının son maçında averajını artıya çevirebilen 2010-11 sezonundan bu yana 19 maç sonunda topladığı en düşük puanla ilk yarıyı kapatan Galatasaray evinde GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Giresunspor Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 14. sırada. Ligin en çok gol atan ancak 12. takımı olabilen Galatasaray, en az gol yiyen 7. takım. Bu maçtaki rakibi ise sıfıra veraja sahip ve maç başına 1 gol atıp 1 gol yiyorlar. Atılan golde bu durum sıkıntı yaratırken, yedikleri 19 gol onları ligin en az gol yiyen 3. takımı yapıyor. Ligin en çok şut çeken takımı olan Galatasaray, isabette ise 5. Birazdan daha detaylı değineceğimiz gol sorunu konusu burada başlıyor gibi. Defansif aksiyonlarda Galatasaray'ın sıralamalarını yine topla oynamadaki üçüncülüğün sonucu olarak niteleyebiliriz. Giresun Spor ise topu rakipten geri alma konusundaki gayretini sayılara yansıtmış durumda. Ligin en çok top kapan üçüncü, boşa düşen topları en çok geri alan ikinci takımı olan Giresunspor, ligin bunlara rağmen en az faal yapan ikinci takımı. Topla olan ilişkisinde Galatasaray'ın topla oynama oranının yarattığı beklentiyi karşılamadığını görüyoruz. Yine de sıralamaların tamamında üstlerdeler. Giresunspor'sa orta sıralarda. Galatasaray ligin penaltısız gol beklentisinde üçüncü iken penaltısız golde onuncu. Az önce sözünü ettiğimiz gol sorununa burada geliyoruz. Yaklaşık 29 gol beklentisinden 23 gol bulabilen Galatasaray, beklentinin 6 gol altında ve bu fark ligin en büyük 5. negatif farkı. Bu maçtaki rakipleri ise 23 gol beklentisinden 13 gol bulabildiği için eksi 10'da ve ligin en büyük negatif farkına sahip. Özetle rakip kale önünde ligin en sorunlu takımlarından ikisi bu maçta karşılaşacak. Galatasaray ve Giresunspor'un durumlarının vehameti bu görselde daha da net anlaşılabilir. Ligimizde sadece 4 takımın penaltısız gol beklentisini aşabilmiş olması ayrı bir sorunken Galatasaray'ın sondan dördüncü olması sezona şampiyonluk parolasıyla girmiş bir takım için kabul edilebilir bir şey değil. Lige kötü giren ama rotayı doğrultan Giresunspor'un da Galatasaray gibi rakip kale önünde daha iyi bitiriciliğe veya sadece biraz şans Ihtiyacı var. Konya Spor, Kayseri Spor, Beşiktaş ve Trabzonspor ise ligdeki 20 takım içinde pozitif farka sahip 4 takımı oluşturuyor.